Sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. STK başkanlarıyla birlikte tabii ki Güneydoğu'nun Sesi programında, Güneydoğu TV'de. Hemen ben Orhan Şahin başkanımın tabii o şeyine de açıklık getirmek istiyorum. İzleyenlerimizin içerisinde de yanlış anlayan olabilir. Dedim ki başkanım orada ben, hani darbe girişimi, Bakanlar ve Bayiler Odası Başkanı darbe girişimi tam anlamıyla diğer askerler de eğer çıkmış olsalardı daha farklı olurdu. Onları da tebrik etmek lazım. Onlardan yana olmadıkları için. Ben dedim ki zaten öyle bir şey olmuş olsaydı Allah göstermesin. O zaman bir de şeyi gördük biz. O hani Cumhurbaşkanı'nın yayına çıktıktan sonra darbe dindirildi, indirildi. Artık bir şey çıkmayacağını anlayıp şov yapıp eline bayrak alıp meydanlara inip o kılık değiştirenler vardı ya, onları o zaman görürdük dedim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Hakeza tabii olduğu yerde sosyal medya kahramanlığı yapanlar da yazabilir, gönderebilirler. Onun altını çiziyorum. Biz bu vatan için daha bir şey yokken AK Parti kurulmadan ben küçük yaşlarda mücadele de ettiğimizin çok şeyi var. Her şey dediğimiz gibi konuşulmuyor. Neyse şey yazmış, Mehmet Yaşar Bozkurt yazmış. Demiş ki STK'lar hiçbir siyasi oluşumun arka bahçesi olmamalı. Daima doğrunun, haklının yanında olmalılardır. Vatan hainlerini de aynı zamanda kınıyorum demiş. Bunu da buradan iletmiş olalım sevgili izleyenlerimize ve STK başkanlarımıza. Ve ben hemen TÜMSİAD Şanlıurfa Başkanı Sayın Mehmet Sadık Sade'ye dönmek istiyorum. Başkanım tabii ki 15 Temmuz gecesiyle devam ediyoruz. Siz o geceyle ilgili ve sonrası yaşananlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Özellikle bizleri ekranların başında izleyen Şanlıurfa'da hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Şahsınızda her zaman milli manevi değerlerimizi hassasiyetinden dolayı Güneydoğu TV'de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii başkanlarımız gerekeni söylediler. 15 Temmuz akşamsı aslında bir darbe değildi. Bu bir işgaldı. Şer güçlerinin yıllarca beslemiş olduğu hoca kılıklı bir şarlantayı ortaya atarak Türkiye üzerinden hesabı olan şer güçlerinin yapmış olduğu bir, o gece bir darbe değil bir işgal gecesiydi aslında. Tabii ki bunlar her şeyi hesaplatır ama milletimizin iradesini, Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu hesaba katmadılar. Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, milletimizin de iradesiyle beraber bu darbe 4 saat gibi bir kısa sürede bertaraf edildi ve 12 saat içinde de kontrol altına alınmıştır. Tabii bu darbeden sonra baktığınız zaman hayır bildiklerimize şer vardır, şer bildiklerimize hayır vardır. Tabii burada bizim ülke olarak en büyük kaybımız 240 tane vatan evladımızın şehit olmasıdır. En büyük acımız budur. Bir vatan evladımızın bir damla kanı bile 206 tane dünya ülkesini bir tarafa verseniz biz bir vatan evladımızın bir damla kanını değiştirmeyiz. O ayrı bir konu. Şehadet şerbetini içtiler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum buradan. Baktığın zaman 15 Temmuz sonrasına baktığım zaman Türkiye'nin kazanımları ne oldu? Aslında bu çok önemli bir konu. Bir defa dış ülkelerden, komşu ülkelerden herkes Türkiye'nin gücünün ne olduğunu öğrenmiş oldular. Bir Çanakkale ruhunu tekrardan bir yaşadık burada. Dünya ülkeleri artık Türkiye'nin yenilemez olduğunu ve Türkiye ile artık daha cirit yarışına giremeyeceklerini bunları öğrenmiş oldular. Çocuklarımıza bayrak sevgisini aşılattırdık. Şimdi bizim 5-6 yaştaki çocuklarımızla beraber meydana çıktılar. Bunlar da önümüzdeki nesillere artık kahramanlıkları anlatacak bir Çanakkale ruhunu, bir İstiklal Savaşı gibi böyle bir olayı bundan sonra artık anlatabilecek şekle geldiler. Bu da tabii bizim için bir kazanımdır. Milli birlik ve beraberliğimizi sağladık. Hiçbir siyasi parti gözetmesin, meşrebi, ırkı, dili ne olursa olsun herkes birlik beraberlik içinde 15 Temmuz sonrası yaklaşık bir aylık bir nöbet tuttular burada. Biz de tabii TÜMSİAD olarak her gece yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da nöbetteydik. Sadece TÜMSİAD olarak değil, bizim kardeş kuruluşumuz olan Semerkant Vakfı olarak ve bizim sosyal derneğimiz olan Beşir Derneği de meydanlarda nöbet tutan kardeşlerimize gıda ikramı olsun, su ikramı olsun, bu tür hizmetleri de yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Tabii bu 15 Temmuz darbe sonrasından sonra bizim için devletin bakası her şeyden önemlidir. Bunu bir defa hassasiyetimizi burada belirtmemiz lazım. Yapılan soruşturmalarda ben daha önceki kanal, diğer televizyon kanalında ve toplantılarda da dile getirdim. Yaşla kurunun beraber yanmaması lazım. Masum insanların iyi bir istihbaratı çalışmadan geçtikten sonra bunların en azından açığa alınması gerekiyorsa alınması veya gözaltına alınması gerekiyorsa alınması lazım.
Demin Vildan Hanım'ın da buyurduğu gibi ağacın kökünü kurutmak lazım. Sizler de biraz önce buyurdunuz aynısını. Maalesef içimizde hala kriptolar var. Bunların temizlenmesi lazım. Önce kendi evimizi temizlememiz lazım. Ondan sonra sokağımızı temizlememiz lazım. Bir defa önce siyasi parti içindekilerin temizlenmesi lazım. Bürokrasinin temizlenmesi lazım ki ondan sonra vatandaşların temizlenmesi lazım. Bir de bunun temizlerken bir süzgeçten geçmesi lazım. Yani ben böyle söyleyeyim. Çocuğunu dershaneye göndermiş efendim. Malum bankadan bir taksidini ödemiş diye bu insanın açığa alınması hakikaten de baktığınız zaman vicdanlarımızı üzmeye başladı bunlar. Bunların bir süzgeçten geçirilmesi lazım. Yazık günah yani. Nihayetinde bu kırmızı kitaba girmiş olan bir terör örgütü şu anda. Yani bu insanların terörist olarak lanse edilmesi bunlar için, aileleri için, çevreleri için büyük bir zulümdür. Buna biraz daha da dikkat edilmesi lazım. Özellikle siyasi partilerin içinde ve kamu kurum ve kuruluşlarında. Ben daha önceden de bunu sosyal medyada belirtmiştim. Özellikle bunların döneminde bürokraside başa gelenlerin kimlerin referansıyla geldiğine dikkat etmemiz lazım ve bunları araştırılması lazım. Çünkü biliyorsunuz bir atamada, bir bürokraside bir atamada veya bir makam mevkiye geldiği zaman illaki birilerine referans olması lazım. Referansı getiren insanları bir defa araştırmamız lazım. Bunların derine inmemiz lazım yani. Yani Cumhurbaşkanımızın buyurduğu gibi inlerine girilmesi lazım ama inlerine girirken de mazlum insanları burada korumamız lazım. Tabii burada ekonomik olarak da illaki ister istemez ben Mehmet Başkan'ın buyurduğu gibi illaki sıkıntılar oldu. Tamam Türkiye olarak baktığımız zaman geçmiş yıllara göre ekonomik anlamda güzel bir yerdeyiz ama bölgesel olarak Doğu ve Güneydoğu olarak özellikle 20 Temmuz'dan sonra Şanlıurfa'da patlayan bombadan sonra Şanlıurfa ekonomisi can çekişmeye başladı. Hükümetimiz sağ olsun 15 Temmuz sonrasında konut kredilerindeki faizleri öncelikle kamu bankalarına çektirerek belirli bir seviyeye getirdi. Tabii biz bununla beraber isteriz ki sadece konut kredi faizlerinin düşmesiyle bu işler olmuyor. Özellikle ticari kredilerden de kredi oranlarının, faiz oranlarının düşmesi lazım. Gerekirse bölgenin yapılanması için hükümetimizin bir bedel ödemesi lazım. Yani ekonominin canlanması için bir hükümetimizin nasıl ki terörle mücadeleyle bir bedel ödüyorsa, nasıl ki toplarla, tanklarla mücadele ediyorsa, ekonominin de düzelmesi için gerektiği zaman hobilere, işletmelere, hibe olarak dağıtan kurumların, bunların oranlarının artırılması lazım. Biraz bürokrasiyi hafifletmemiz lazım burada. Herkesin bundan faydalanması lazım. İstihdamı oluşturmamız lazım. Özellikle Şanlıurfa olarak ekonomik sıkıntılarımız devam ediyor. Sadece bizim konuttaki rahatlamamız ekonomimizi rahatlamış anlamına gelmiyor. Sadece Şanlıurfa konut üreten bir il değil. Tarım şehri, turizm şehri bugün Balıklı Göl gibi bir platformda burada program yapıyoruz. Baktığınız zaman otellerimizdeki doluluk oranımız maalesef istediğimiz oranda değil. Bunu canlandırmamız lazım. Gerekirse turizmle ilgili gönül köprülerini kurmamız lazım. Batıdan buraya turizm seyahat etmek insanlara hükümetimizin bunlara bir bedel ödemesi lazım. En azından bir ne bileyim yani bir teşvik edici olarak seyahat ücretinin veya turizm giderinin %40'ını 50'sini turizm bakanlığımız karşılarsa bu bölgede turizm canlanır evet. Ve ekonomimiz de belli bir seviyeye gelir diye düşünüyorum. Son günlerde özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir hafta malumunuzu siz de takdir edersiniz ki Doğu Güneydoğu Anadolu'da maalesef terör olayları meydana gelmedi. Çünkü bunların paşa babaları yapmıştı. Paşa babaları yapacak diye yavruları oturdu beklediler. Paşa babaları başarılı olmayınca ve bu darbe girişimini önleyen bizim asil polis teşkilatımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan asil evlatlarımızı ve özellikle meydanlara çıkan bizim sivil halkımızı sırf bunlardan intikam alınsın diye 23 Temmuz'dan sonra artık terör olayları bölgede baş gösterdi. Ve en son Gaziantep'te IŞİD'in yapmış olduğu sivillere yönelik ve 28 tanesinin 14 yaşında 14 yaş altında çocuk olması vicdanlarımızı ıslattırmıştır. Tabii burada darbe girişimi başarılı olmayınca artık PKK'sı, IŞİD'i diğer şer odakları birleşerek ülkenin huzurunu bozmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'da olsun, Van'da olsun, Elazığ'da olsun ve en sonunda Şanlıurfa Viranşehir'de dünkü saldırıyla ilgili ve daha da ağır bir şekilde Gaziantep'te özellikle sivilleri hedef alan bir saldırı yapılması demek ki bunlar artık
askerimizden, polisimizden ve özellikle sivil halkımızdan intikam almak için bu mücadeleyi seçmişlerdir. Ama ben buradan sesleniyorum, bunlarda da başarılı olamayacaklardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz, devletimiz dimdik ayaktadır. Halkımız her zaman meydanlara inmeye hazırdır. Bu vesileyle buradan da kendilerine ben mesaj veriyorum. Ülkemizin birlik, beraberliğini, kardeşliğini kimse bozamaz. Ben başkanlarımı fazla zaman almak istemiyorum. İkinci turda inşallah konuşmalarımıza devam ederiz. Peki, çok teşekkürler başkanım. Döneceğiz. Vilda Hanım, siz de beğeni yapmışsınız. O yüzden ben burada tam çözemedim. Yani 1'e 100 bin mi oluyor bu? Habib Başkan'ın gönderdiği. 1'e 100 bin, Habib Aslan Başkan'ın yazdığı bir tweet. 1'e 100 bin çevre imar planı için belediye başkan yardımcısını vurdurduklarını, emniyetteki adamları tarafından faili meçhul ettiklerini de konuşmak lazım demiş. Yusuf Kılıç yazmış, misafir başkanlarımızın çoğu meslek ve ticaret grubundan ekonomideki sıkıntılar onlar tarafından nasıl değerlendiriliyor demiş. Ahmet Alpay yazmış, programınızı izliyoruz, tebrik ediyorum, başkanlarımıza selamlar, Şanlıurfa'mızda kaç STK'mız bulunmaktadır demiş. Ve ben hemen sözü de Evren Sanayi Sitesi Başkanı'na, evet başkanım. Şimdi ben bir müdahale edeyim, kusura bakma başkanım. Estağfurullah. Şimdi az önce dediniz, taraf olmak, bertaraf olmak falan da bahsettiniz ya, bir arkadaş da yazı göndermişti mesaj. Şimdi biz buradakiler, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri ve gerekse burada olmayanlar, hiçbirimiz, hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Biz hepimiz bugün tarafız. En azından ben kendi adıma konuşuyorum. Biz hepimiz bugün ülkenin birliği, beraberliğinden dolayı tarafız. Ülkenin bölünmez bütünlüğünden tarafız. Ezanımızın susmamasından tarafız. Bayrağımızın dalgalanmasından tarafız. Biz bugün tarafız kardeşim. Bugün i̇şte, taraf olma günü, birlik, beraberlik olma günü. İşte başkanım, aslında o tarafsızlıktır. Ülkeyi bölmeye çalışanların tarafında olan adam bu sizin düşündüklerinizi nasıl yapacak? Değil mi? Ülkeyi sevmek ayrı, ülke uğruna, bayrak uğruna ölmek ayrı, taraf olmak ayrı. Yani ben onun altını çizeyim. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani bir de düşünün. Peki cemaat tarafı vardı. Yani peki Evren Sanayi Başkanı Sayın Mustafa Aslan'a tabii dönmek istiyorum ama 15 darbe girişimi gecesini konuşacağım. Evren Sanayi deyince darbe aklıma geliyor. Başkanım, o yüzden sanayi sitesinin ismini 15 Temmuz veya aslında Ömer Halis yapılabilir ama tabii bu sizin esnafınız var, bir kooperatif, sizde bizde bitecek bir şey değil ama öncelikle o geceyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan Sayın Çöp, tabii şahsınızda Güneydoğu Televizyonumuza, yöneticilerine, sahiplerine teşekkür ediyorum. Şimdi yapılan tabii ki işgal girişimine girmeden sözünüzün başında ifade ettiğiniz Evren Sanayi Sitesi ismiyle ilgili. Sizler de takdir edersiniz ki Evren Sanayi Sitesi bizim esnafımızın 1984 yılında kurulmuş olan, o dönemde kurucularımız rahmetli olanları rahmetle anıyoruz, hayatta olanlara da esnafımız, ilimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi 84 yılında kurulduğu zaman tabii o tarihteki yöneticilerimiz derbeyi satılsın anlamında kurduklarını ben zannetmiyorum. Tabii Evren Sanayi Sitesi'nin sadece Evren'i var, Kenan'ı da yok. Evet. Şimdi takdir edersiniz ki Evren Sanayi Sitesi oradaki ortakların mülkiyeti, isim de onların. Evet. Yani benim Evren Sanayi Sitesi Başkanı olarak ve yönetimi olarak tümüyle zaten bir teklif gibi. Şanlıurfa Belediyesi olarak değişme şansımız yok. Şimdi biz bunu geçtiğimiz yıllarda iki defa genel kurulumuza götürdük. Yasamız 3/2 çoğunluğun önerdiği isim ve imzasıyla değişebileceğini. Biz tabii gösterdiğimiz zaman 80 imzayı zor bulduk. Bir daha götürdük, bir daha bulamadık. Bu arada da tabii esnafımızı haklı olarak da zaten sanki sanayinin bütün işi bitti de ya başkan, evet, bütün altyapı, üst yapı, ulaşım sorunları bitti de yani isimle mi uğraşıyorsun? Şimdi birçok esnaf diyor ticaretim benim böylem, evet. Tapım böylem, evet. Yani bu önemli bir konu, evet, çünkü siyasilerimiz, evet, de zaman, evet, zaman ve ilgili STK başkanlarımız da bize bu konuda sorular yönetiyorlar. Şimdi adam diyor ticaretim benim böyle kardeşim. Tapu kaydım böyle, internetim böyle, faturam böyle. Yani sen her işin bitti, bu isim mi kaldı? Şimdi tabii ki biz iki defa götürdük. Genel kurulumuz bu konuda, bunu kamuoyuna, sizden aracılığa da duyurmak istiyorum, yeterli desteği vermediler. Ondan dolayıdır da şu an Evren olarak devam ediyor.
İleride değişebilir mi? Oradaki ortaklar, hak sahipleri imzayı verir, değiştirelim der mi? O da onların sahibi, biz yine de götürürüz gene. Şimdi tabii 15'inde yapılan darbe girişimi demeyelim de buna işgal girişimi. Ben sizin kanalında da Sayın Mehmet Demir Bey'in programında da ifade etmiştim iki defa. Şimdi aslında bunun, bu işgal girişiminin babası Washington, anası Pensilvanya. Türkiye'dekiler de bu işe de kalkışanlar onların nikahsız çocukları. Şimdi bugün baktığımız zaman ülkemizden çıkan on binlerce kilometre kare alan olan bir devletimizin avuç kadar 780 bin kilometre kalmış bir yeri, bunu bize çok görüyorlar. Şimdi bizler de millet olarak aslında daha çok ayık, daha çok duyarlı olmamız, daha kenetlenmemiz gerektiğine bu noktada inanıyorum. Ha, milletimiz buna taviz verir mi? Asla vermez. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın talimatıyla sokaklara dökülen ve o an için haberi olan insanlar, sokaklarda tankların önüne yatan şehit olan kardeşlerimize ben Yüce Yaradan Mevlam'dan rahmet diliyorum. Ve tabii ki bu gelip sokaklarda nöbet tutan kardeşlerimize de ben teşekkür ediyorum. Şimdi burada muhalefeti de tabii unutmamak gerekiyor. Sayın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başından sonuna kadar dimdik durdu ve ülkemizin birlik beraberliği anlamında da gerekli tavrı ve tepkiyi ve desteği verdiler. Sayın Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanımız desteği verdiler. Ben bundan dolayıdır da kendilerine de muhalefet partimizde destek verenlere de teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Sayın Habib Aslan Başkanımın değindiği konu da tabii önemli. 2009-2014 yerel seçimlerine de bu FETÖ'nün yapmış olduğu çalışmalara, bundan saklayanlara da bakmak lazım. Şimdi bunların temizlenmesini tabii ki kardeşimiz Vildan Hanım buyurduğu gibi, bahsettiği gibi köküyle uğraşmak lazım. Bunun köküyle de uğraşmak şöyle olabilir. Bir defa önce ilçe teşkilatı, il teşkilatı, bunları feshetmek lazım. Eğer il başkanı, ilçe başkanları başarılıysa onlara yeniden yönetim kurma yetkisi verilmeli. Yönetimler yeniden oluşmalı. Akabininde genel seçim ve yerel seçimler yapılmalı. Çünkü neden? E şimdi tamam da yani genel merkezde, mecliste yok mu? Parlamentoda yok mu? E var. E şimdi sadece siz STK'larda veyahut siyasi partilerde yönetimlerinizde varsa bunları ayıklayın demekle bu iş ayıklanması mümkün değil. Çok bununla ilgili çok büyük iddialar, dedikodular da var tabii. Bu yapıldığı takdirde ondan sonra da bürokrasiye daha sağlıklı yenilebilir. Yani bu siyasi ayağı temizlendikten sonra daha sağlıklı bu temizleneceğine ben inanıyorum. Tabii ki şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz güçlü bir devlet. Dünya durdukça daim olsun. Çünkü inanan kesimin hem kırbacı, hem kılıcı, hem ışığıdır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olduğu takdirde İslam coğrafyası ancak huzur bulabilir. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü olmazsa İslam coğrafyası huzur bulamaz. Çünkü neden? Ancak bu egemen güçlere dur diyebilecek İslam coğrafyası da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ne zaman ki biz güçlendiğimiz zaman, biz tehdit edilen değil, tehdit ettiğimiz noktaya geldiğimiz an ancak bunların emeli bitebilir. Ha, emeli bitmez, pasife inebilir. Çünkü neden? Ecnebi ve Siyonistler ne diyor? Türkiye Türklerin olamayacak kadar önemli bir ülke diyor. E biz baktığımız zaman halen daha birbirimizde ufak tefek ayrıcılık, fikir veyahut şey olma, düşünme noktasında bunları bir tarafa bırakıp ülkemizin birlik beraberliği anlamında kenetlenmemiz gerekiyor. Bir örneği burada. Şimdi baktığımız zaman 40 kilometre Suriye'de bir bakalım. Mal, can güvenliği yok. Bir bakalım Irak'a. Mal, can güvenliği yok. Bir bakalım Filistin'e, Afganistan'a. Şimdi Allah aşkına biz daha bunun gözümüzle gördüğümüz şeylere, sinema şehir filmi gibi her akşam televizyonda biz daha neyin kavgasını veriyoruz ya? Şimdi biz vallahi sabah akşam toprağı öpsek azdır. Yüce Yaradan Mevlam bize öyle güzel bir ülke vermiş ki, her ne kadar küçültülmüş ama yani Osmanlı'dan bu yana baktığımız zaman 10 bin kilometrelerde 780 bin kilometreye düşmüşüz ama yine de Orta Doğu'nun ve İslam aleminin en güçlü devletiyiz. Yüce Yaradan Mevlam o gece gidip tankların önüne yatan acaba kendi iradeleriyle mi gidip yattılar?
onlara gönderen, Tanrı'nın önüne yatıran bir güç vardı. Bu da Yüce Yaradan Mevlam'ın onların içerisine koymuş olduğu cesaret ve yürektir. Şimdi siz buradan bir merdiven basamağından atlamaya dururken, ama insanların diyelim ki gidip Tanrı'nın önüne kafasını koymasını neyle izah edebilirsiniz? Elinde hiçbir şey olmadan. Sadece bayrağı var, bayrağını sallıyor ve gidiyor Tanrı'nın önünde müdahale ediyor. Bu anlamda Yüce Yaradan Mevlam birlik beraberliğimizi bozmasın. Bu noktada da vallahi ufak tefek bizim diyelim ki düşünce, fikir ayrılıklarımız hiçbir önemi yok. Mesele ülkemizin birlik beraberliği ise biz böyle kenetlenip daha da sıkı saflarımızı sıklaştırmamız gerekiyor. Şimdi tabii ki konuşacak daha birçok şeyimiz var. Şu an içinde ifade etmek istediğim bunlar. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz başkanım. Tabii tekrardan döneceğiz size de. Ama kısa bir şeyse söyleyebilirsiniz. Yani tabii ki önümüzdeki turda da yine de ifade edeceğim. Tabii ki bugün Şanlıurfa gerçekten yani demin birçok arkadaşımızın da bahsettiği şu kalenin de kullanılması da gerekiyor. Ona geleceğiz başkanım. İkinci turumuz zaten Şanlıurfa ile ilgili ve STK'larla ilgili olacak. 15 Temmuz'u konuşacağız. Mustafa Küp göndermiş parayı ve tasmayı verenler sağ olsun. Urfa şu an 2026 yılında olacakken geri gitti. Halen 2000'li yıllarda demiş. Urfa'da nakliyeci, halen nakliyeciyim, halen bir sitemiz yok demiş Mehmet Kaya. Muhammed Çalışkan yazmış, özellikle siyaset dizaynı ve hala aramızda bulunanların olduğunu bilmemiz ve söylememiz lazım demiş. Çok sayıda tweet var ama hepsine malum yer veremeyiz belki, ama Ahmet Engül, iyi yayınlar, programa katılım yapan başkanlarıma selamlarımı iletiyorum. Birlikte güçlüyüz demiş. Habib Başkan, sizi ve başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bu hayati önem arz eden konuyla ilgili programların devam etmesini diliyorum. Hayatta olduğumuz sürece. Kendi kendimize zorla suikast hazırlattırız. Ha, iyi mi? Evet. Bunlar tabii yine izleyenlerimden özür diliyorum. Tabii inanın belki yüzlerce tweet var. Hepsine yer verirsek programın akışı değişebilir diye özür diliyorum. Elimden geldiğince de tweetlere yer vermeye çalışıyorum. Tabii az önce de dediğim gibi ikinci etapta Şanlıurfa'yı bu defa konuşacağız. Ama ondan önce son olarak Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Başkanı Sayın Osman Karageçli'ye sözü bırakmak istiyoruz. Başkanım, 15 Temmuz'la ilgili neler söyleyeceksiniz ve sonrası yaşananlarla ilgili? Tabii bizi izleyen bütün Türkiye'de, bütün dünyada, bütün Şanlıurfa Urfa halkıma, Şanlıurfa Peygamberler Diyanet'e herkese iyi akşamlar diliyorum. 15 Temmuz gecesi Şanlıurfa Türkiye'nin bir darbe girişimi olduğunu tabii biz televizyonlarda izlediğimiz zaman en çok Türkiye'yi ağa kaldıran yine siz gibi değerli. Başkan, mikrofonu biraz daha yapın size zahmet. CNN Türk'ün o bayan kardeşimin ismini de bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ona bağlamasıyla hem bize bir cesaret verdi hem bir gurur verici oldu. Halkın sokağa tökmesiyle bizimle halkımızın işte bütün Türkiye'deki en çok da ben burada İstanbul'da şehit olan, hani Ankara'da en çok eziyet, en çok yüren o halka ben burada ailelerine bahsediyorum. Şehitlerimize rahmet anıyorum. Zaten 2000 üzerinde de bizim bir gazimiz var. Zaten ona da çoğu acil şifalar diliyorum. Tabii bu kahraman halkın, bu kahraman Türkiye'nin tam Hakkari'den Edirne'ye kadar olan, ta Kars'tan Antalya ve Urfa'dan Ankara'ya bütün Türkiye'nin birleşmesi, siyasi parti görüşü ne olursa olsun. Zaten ben bir siyasi parti görüşüm yok, bir ideolojim yok. Hiçbir partiye de iyi olmadım. Ben dün de söyledim, geçen sene de söyledim, bugün de söylüyorum. Osman Karageçli bugün neyse aynı yine o şeyle konuşuyorum burada. Ama onu Türkiye olunca, birlik beraber olunca, ama hiçbir şey gözümüze gelmedi. Biz bütün meydanlardan yalnız bir Türk bayrağını görmesiyle bütün halkımızın başka bir siyasi partinin olmaması, ben Şanlıurfa halkına ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Tabii benim Şanlıurfa'da 10 bin yakın benim üyem var. Bütün üyelerime mesaj göndererek meydanları terk etmeyin. Kendim şahsıma yönetim olarak da biz meydanı terk etmedik. Ve Cumhurbaşkanı demeden terk de etmiyoruz. Yani bazıları gibi bir gün orada burada yok. Ben bugün ne söylüyorsam 10 yıl sonra yine o şekilde konuşuyorum. Yarın da aynı söylüyorum. 2 gün sonra yine aynıyım. Tabii ben buradan halkın oylarını seçmiş bir başkanım. Kimse bana destek vermedi. 2010 yılların seçimlerinden FETÖ'cülerin darbesiyle benim bir oyla seçimi kaybettiren biri de benim. Mağdur da biri benim.
kimse bana sahip çıkmadı o zaman. Nereye gittim? Türk kapılar, Osman Karakiş'e kapadı. Ben FETÖ'nün, siyasetin ne olduğunu da bilmiyordum. Çünkü şoför adamız, yollardan ezilmiş kişileriz. Benim esnafım FETÖ'den bir şoförman bir esnaftır. Mağdur, gariban bir esnaftır. Fabrikatör değil. Urfa'nın bilmem odabaları değil. Hep halkın içinde gece gündüz direksiyon bir halktır, bir esnaftır. Ama bir öyle maalesef beni kaybettirdiler. Ama bu Şanlıurfa halkıyla bir halktır ki 1500 yıl önce Nemrutları yıkan, Halil İbrahim sayın çıkan bir halktır. 1914 yılından, Birinci Dünya Savaşı'ndan Fransızlar, İngilizleri 1920'ye Şanlıurfa sokan, o zihniyetleri yıkan bir halktır. Şanlıurfa halkıyla bir halktır. Ama halk bana yanında bir 5-10 tane başkan daha başka bana destek vermediler. 2014'te seçimler yaklaşıyordu. Ama Osman Karakiş'i durmadı, çalıştı, bütün halkın içine geldi. Yine de bizi başka şeylerle bizi kötülüyorlardı. Osman Karakeşli şudur budur bir aşiretin çocuğudur. Tabii bir aşiretin çocuğu. Bütün aşirete de burada selam söylüyorum Urfa'dan. Her an aşirete, Arap aşireti olsun, Karaca'daki aşiret olsun, Sürüş'teki olsun, bütün Urfa'nın aşiretlerinde 80 tane 100 tane aşiret var. Tabii buradaki oturan her biz bir aşiretin reisiyiz. Ama Şanlıurfa'da Fransız kim kurtardı? Çıksa bunu açıklasınlar halka. Bizimle çok uğraştılar. Ama Şanlıurfa halkı 2014 seçimlerinden 17-25 Aralık'a Sayın Cumhurbaşkanıma, o zaman Başbakanıma ona da teşekkür ederim. Onları bir sandığa gömdü ki artık Urfa'da yavaş yavaş çözümle başladılar. Sandıkta benim halkım, Urfa halkı bizi zaferle çıkardılar. Şu anda biz her zaman esnafımızla beraber, Şanlıurfa halkıyla beraber devletin, milletin bütün yanındayız. Hiçbir güç Cumhurbaşkanımıza gücü yetmez bu halkı oldukça. Herkes ağını denk alsın. Ben bugün neredeysem de 10 sene sonra da yine Cumhurbaşkanı'nın arkasındayım. Halkın iradesine seçilen 79 milyon insan arkasında bir Cumhurbaşkanı'nın darbe girişimlerle halk üzerine sıkan bir FETÖ örgütüne ben burada biliyorum, lanet ediyorum. Tabii biz bunları çok yaşadık. 4 yıl ben bu acıyı çok yaşadım. Ama Sayın Urfa halk kardeşlerimiz, ben mesafemin tavsiyesiyle biz burada bugün konuşma hakkımıza geldik. Ben Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve o mecliste bulunan 5 yıl tane milletvekilimin birlik beraberlik zamanıdır. Dış güçlerin oyuna gelmelim. Ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, ne Fransa'sı, ne Rusya'sı bize mal olmaz. 780 bin kilometre kare olan bir Türkiye'miz var. 79 milyon bir insanımız var. Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, kim olursa olsun, Avazası, Romen'i hep biz biriz. Birlik beraber olacak. Hiç kimse demesin ki şu an Türkiye bölünecek ve bölünmeyecektir. Tek alacağız. Bütün bu bir hafta içerisinde Gaziantep'te şehit olan polislerimiz, hepsini ben rahmet ediyorum. Ailelerine bahsediyorum. Teşekkür ederim. İkinci dönem devam edelim. Çok teşekkürler başkanım. Tekrardan size döneceğiz. Bunun da altını çizelim. Tabii şimdi bu defa Şanlıurfa'yı konuşacağız ama Vildan Hanım'a sözümüz vardı. 6 aylık bir bebeği var diye, erken ayrılabilir diye. Çünkü kulağı, gözü de telefonda aynı zamanda, yeğenimiz rahatsızdı. İlerleyen zaman diliminde onu gönderebiliriz diye ikinci bölümü, ikinci sorumuzu tabii ki Vildan Hanım'dan yana kullanacağım. Onu söyleyeyim ama Vildan Hanım gidiyor diye diğer STK başkanlarım da gitmeye hazırlanmasın. Yengelerin arama ihtimali varsa sizden rica ediyorum telefonları kapatalım. Sağlam yerdesiniz, canlı yayındasınız, buradasınız zaten, bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlardan da rica ediyorum, canlı yayın olabilir. Otel Ruhan'ın misafiriyiz bu akşam. Misafirlerimiz de aynı zamanda sürekli çaylandırırlarsa mutlu oluruz. Onun da altını çizelim. Ve tabii Urfa, hani darbe girişimi gerçekleşmedi. Çok şükür darbe olmadı. Girişimine kalkıştılar. Tabii cevabını da aldılar. Ama hayat bir yerde devam ediyor tabii ki. Yine sokaklarda dolaşıyoruz. İnsanların içerisindeyiz. Hayatımızı idame etmemiz için de hayat şartlarının yerinde olması lazım. Kim bilir, belki darbe olmasaydı 1700 yataklı hastanemiz şimdi vardı. Belki Karakoyun Deresi'nde sandallarla keyif yapıyorduk. Belki şu an çiftçi, Dedaş'ın sürekli kestiği, elektriğini kestiği çiftçinin pamukları beyaz altın olmuştu. Kim bilir, belki 11 Nisan stadının üstü komple yeşil olmuştu ama darbe oldu diye bunlar olmadı ama hayat devam ediyor diyor bir yerde. Şanlıurfa hak ettiği yerde mi Vildan Hanım? Şanlıurfa hak ettiği yerde değil maalesef. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Bunun bazı şeylerin ben darbeyle geri kaldığına inanmıyorum. Şanlıurfa yıllardır hep ötekileştirildi. Şanlıurfa elektrik sorunu yıllardır var, bir türlü çözüme kavuşamadı. Şanlıurfa'nın su sorunu var, yine bir türlü çözüme kavuşturulamadı.
Bundan dolayı özellikle son dönemde Şanlıurfa'da en büyük sıkıntılardan biri de sağlık merkezlerinin kapatılmasından dolayı bir sürü insanın işsiz kalması olayı var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani siz bir tarafta devlet olarak ciddi anlamda bir şeyleri doğru çalışır bir şekilde getirmeye çalışırken o kapattığınız kurumlardaki aç kalan insanları düşünmeniz lazım. Urfa'da birçok kurum kapatıldı. Bu konuda ciddi insanlar işsiz kaldı. Zaten Urfa'da insan sayısı fazla, işsizlik sayısı fazla. Suriye göçünden dolayı insanlarda bir işsizlik vardı. Urfa gelecek için ben daha sıkıntılı günler bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü işsizlik has safhada ve ayrıca şunu da dile getirmek istiyorum. Bunun yine darbeyle alakası yok. Birkaç aydır Urfa'da ciddi anlamda esnafta bir sıkıntı var. Maddi sıkıntı ve gittikçe bu maddi sıkıntı krize dönüşüyor. Bu kriz gizli bir kriz gibi görünüyor. Alenen kimsenin dile getirdiği yok ama bunu ben bir kadın girişimci olarak dile getiriyorum. Esnafın durumu çok kötü. Esnaf patlayacak durumda. Esnaf öz sermayesiyle ayakta duruyor. Esnaf bir yıla kalmaz çoğu esnaf patlayacaktır. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Acilen hükümetin artık bu olayları bertaraf ettikten sonra esnafa ciddi anlamda can suyu kredilerini açması lazım. Fakat bu açılan can suyu kredileri de lütfen göstermelik olmasın. Yani işte 30 milyar hibe veriyor devlet veya 30 milyar geri ödemeli faizsiz şey veriyor. Ama öyle şartlar koyuyor ki bunu tüm esnafımız kullanamıyor, tüm insanlarımız alamıyor. O da iptal oldu, bir sıkıntı oldu, o da iptal oldu. Yani biz bunları dile getirmemiz lazım. Evet, bunları söylememiz lazım. Bizim güç birliği yapmamız lazım. Her zaman Urfa için tek yürek olmamız lazım. Türkiye özünde evet iyi bir yerde. Türkiye şu an tüm İslam ülkelerine hükmedecek, beraber yürüyecek bir yola girdi. Ama Urfa her zaman devletin ve hükümetinin yanında olan bir şehir olarak biraz pozitif ayrımcılık istiyoruz Urfa'ya. Bunun devlet tarafından gerçekten yapılması gerektiğine inanıyoruz. Maalesef bunu sadece devletin sıkıntısı değil, bunu bizim kendi içimizdeki bürokratlarımız da kendi lehine çeviriyorlar. Devletin yaptığı bazı şeyleri kendi şahsi şeylerine kullanıyorlar. Bu konuda da istihram ediyorum. Lütfen artık bu şehrin geleceği, menfaati, makamlarını buna kullanmalarını rica ediyorum. Çünkü insanlar artık şeylerini açtılar. Yani en ufak burada Müslüm Bey bir iş için bile insanlar hala referansla gidebiliyor. Yok kardeşim. Hastane de açılırsa referansla gitmesin. Liyakatlı, referansı düzgün insanlar gitsin. Yapmayın bunu. Bir milletvekilinin ismiyle, imzalı kağıdıyla hastaneye gitmese başvurulu yapılamıyor. Yani artık bizi o yere getirmesinler. İsim verecek yere getirmesinler. Yani şu an Urfa'da olaylar o yere gelmiş. Lütfen, lütfen ama lütfen. Herkes liyakatlı, ehemmiyetli, Urfa'da iş yapabilecek, bunu temizlikçisinden tutun bilgi işlemcisine, üst makamdaki kişisine kadar bahsediyorum. Bu şehrin üstünden elinizi çekin artık. Oturduğunuz koltuklar size baki değil. Bu halk size o koltuğu verirse bugün almayı da bilir. Lütfen ona göre davranalım. Yani artık insanlar yalvarır derecesinde milletvekili arıyor, imzalı kağıt arıyor, iş başvurusuna gitmeye çalışıyor. Bu şehir ne zaman böyle oldu ya? Bu şehri size o makamları insanlar verdi ki bu şehrin menfaatine kullanasınız. Şahsi akrabalarınızın, dostlarınızın menfaatlerine kullanasınız diye değil. Bu konuda ben gerçekten çok dertliyim. Yani duyduğumuz bazı şeyler artık bizi bu yerlere getirdi. Ben bu konuda bunları söylemek istiyorum. Evet, Urfa'nın ciddi anlamda elektrik sıkıntısı var. Su sıkıntısı var. Özellikle bunu da belirtmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm başkanlarıma da saygılarımı sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı Erroha'ya da teşekkür ediyorum. Programlarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Vildem Polat. Evet, Ahmet Alpay göndermiş. Başkanlarım çok güzel anlatıyor. Yüreklerine sağlık. Biz kardeşleri Ak Gençlik İl ve ilçe teşkilatları olarak her zaman yanlarındayız demiş. Cuma Barlak yazmış. Size ve STK başkanlarımıza bu güzel programdan ötürü teşekkür ediyoruz demişler. Bunun da altını çizelim. Tabii geçtiğimiz konular var. Bütün başkanlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Fakat Vildan Hanım gitmek üzere ama biz de o yüzden tutmaya çalıştık tabii ama yeğenimiz rahatsız çünkü.
Başkanlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Fakat Vildan Polat Başkanım gibi herkes gerçeklere biraz daha parmak bassın, sorunları lütfen anlatsın demiş Mehmet Yaşar Bozkurt. Tabii konuşulması gereken çok şey var. O yüzden bu program devam edecek ve her daim de elimizden geldiğince STK başkanlarımıza da diğer mesleki gruptaki arkadaşlarımıza da yer vereceğiz. Bunun altını da çizelim. Formatın biraz içeriğini anlatıyorum. Yarın çakması çıkarsa taklit olduğu belli olsun diye. İleride yani bu 10 encümenimiz olabilir, 10 muhtarımız olabilir, 10 gazeteci arkadaşımız olur, 10 belediye başkanımız olabilir. Bu şekilde bu programı sürdürmeye çalışacağız. Memlekete bir nebze de olsa bir tırnak ucu derler ya, o kadar da bir fayda sağlayabilirsek, bir şeyler hatırlatabilirsek ne mutlu bize. Tabii bir reklam arasına gideceğiz. Vildan Hanım'ı göndereceğiz. Mehmet Başkanım'ın sözünün hemen ardından ondan sonra da tabii kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Başkanım siz nasıl görüyorsunuz tabii Urfa'nın şu anki durumu? Yani Vildan Hanım'ın da bahsettiği gibi evet tramvay belki gelecek, belki güzel şeyler, güzel adımlar atılıyor gibi görünüyor ama halen kırsalda suyu, yolu olmayan köyümüz, hanemiz, mahallemiz var. Adlarını mahalle yaptık ama köy statüsünden bir türlü kurtaramadık. O insanları unutmamak lazım. Sadece biz şehirde yaşıyoruz diye yaşantımız, internetimizin elimizin altında, ulaşımımız kolay, her şey rahat diye o insanları unutmak bize yakışmaz. Sivil toplum kuruluşu başkanlarına da yakışmaz diye düşünüyorum. O yüzden bu konuyla ilgili sizler neler söyleyeceksiniz? Başkanım tekrardan gelir, siz oradan bitirirsiniz. Çünkü ikinci... Mesela çok önemli bir konu. Tekrar. FETÖ diyoruz ya. Yani FETÖ nasıl doğdu? Nereden doğdu? Niye doğdu? Kimler doğurdu o FETÖ'yü? Ondan sonra öldürmek için ne yapmak lazım? Türkiye'ye tekrar, başkanım tekrar bekliyor. Dönünce söz hakkı size geldiğinde... Bu konuyla da ilgili tabii devam edebiliriz. Bizim hani buradaki ikinci bölümdeki sorunuzun bir başka soru olması zaman dar. Hani belki ne bileyim size sıkıntı olmasın diye, yok Vildan Hanım gittikten sonra sabaha kadar burada diyorsanız gerekirse sabaha kadar da devam ederiz. Hangi konu konuşulması gerekiyorsa yeter ki açık yüreklilikle anlatılması gerekeni anlatalım. Onun ardındaki sonrası zaten teferruattır. Sayın Yayın Müdürüm Mehmet Alburcu, reklam arasına mı gidiyoruz? Başkanım çok özür diliyoruz ama dilerseniz bir reklam arasına gidelim. Reklamların hemen ardından kaldığımız yerden devam edelim sevgili izleyenler. Evet.